Cumhurbaşkanı'nın da eski sporcu olması, futbolcu olması tabii nedeniyle yardımları sonucunda. Hepsine yardım etti. Hepsine ya yardım etti abicim. Trabzon'undan tut. Doğru. Rize'sinden tut. Hepsine abi. Bütün bak formu şehri Bursa. Ayırt etmedi İstanbul kimseyi. Aynen öyle. Harika statlar. Ya siz ne kadar aciz ve zavallı bir kulüp yöneticisisiniz ya. Doğru. Anladın mı? Nasıl ya nasıl? Bu kadar ya üstü mükemmel. Sandalyeler falan mükemmel. Ya Allah'ınızı seviyorsunuz ya. Işte, biraz da biraz da kendiniz gayret gösterin de şu zemini düzgün bak, iyi bakın çimenlere. O ya kadar yapacaksın o ya. Aynen abi, al bir ekip oluştur. Oluştur ekibi. Onlar baksınlar etsinler. Yani sorumlu birileri olması lazım. Doğru söylüyorsun. Olacak şey değil ya. Ayıp ya. İnsan utanır ya. Utanır ya. Oyuncu da oynayamıyor. İstediğin kadar iyi oyuncu al. İstediğin kadar pahalı oyuncu al. Sahip yani ver ki o adama bu imkanı, o da çok iyi oyunculuğunu göstersin ustada, onu göstereyim. Babacığım yani zaten yöneticilerin Türk futbolunu ne hale getirdiğini biliyoruz artık. Senelerde sen de ben de işin içindeyiz. Doğru. Serhat da program ya seneler, o da öyle. O hepimizden iyi biliyor. Olacak şey değil abi ya, kulüp yöneticileri ne kadar beceriksiz olduğunu, yani o statların zeminini hala yapamam yapmamaları yahut da ne bileyim gayret sarf etmemeleri ya affedilir ya gibi değil. Olacak şeydi, mantık almaz ya. Ya senin malın bu. Sen malına herkesten daha iyi bakacaksın ki orada en iyi sağa diyecekler. Hiç kimse kusur bulamayacak. Ah abim benim, ah. Evet, Aslan Ali Koç'un sözlerine de tabii ki programda değerlendireceğiz. Şimdi şeye bakalım. Gökmeler tabii dün Fenerbahçeliler Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyordu. Bugün de Galatasaraylılar Fenerbahçeli'nin puan kaybetmesini bekliyordu ama bu vallahi iki takım da ligin çok üzerinde yani. Şimdi çıkarmışlar Serhat'cığım. 220 milyon euro gibi Fenerbahçe Galatasaray 220 milyon gibi para harcamışlar. Hala da harcıyorlar zaten. Düşünün oynadıkları takımlar mesela şu, bugün itibariyle hani dün canım sağ olasın ya. Evet. Dün Galatasaray'ın oynadığı oyunda baktığın zaman o değerde ne kadardır o kulübün şeyi? Hı? Ne kadardır yani Galatasaray'ın 220 milyon, Fenerbahçe'nin 220 milyon. Fenerbahçe ya, ve Galatasaray'ın oynadığı şeyleri, rakiplerin yani. Rakiplerin değerleri ne kadardır abi? 20-25'i geçer mi? Yok. O kadardır yani. O kadar abi, düşün. Arada dünya kadar fark var. Yani bunlar yenmezse zaten ayıp ya. Yenmezseler ayıp yani. Elinde kadro var, bilmem ne var, çıkıp o diye tamam. İki kulüp aslanlar gibi işte sezon sonuna kadar gidecekler. Ya ben kopacağını zannetmiyorum. Yani bilmiyorum yani Galatasaray'ın Mayıs ayının sonlarında işte sondan ikinci maç mı, iki maç evvel midir nedir? Galatasaray'ın işte o maçı kazanma ihtimali olabilir falan. Yani ama daha Trabzon yani, Fenerbahçe maçı var. Beşiktaş Galatasaray maçı var. Şimdi Fenerbahçe bu hafta Alanya deplasmanına, Alanya ile içeride oynuyor. Sonra Rize deplasmanına gidecek. İçeride Kasımpaşa. Formda olan bir Hatay deplasmanına gidecek Mersin'de. İçeride Pendik, Trabzon'a gidecek. Adana Demirspor içeride. Karagümrük deplasmandaki Karagümrük maçı belki de Karagümrük'ün ligde kalıp kalmama maçı olabilir. Hemen ardından Sivas deplasmanına gidecek. 14 Nisan'da içeride Beşiktaş, Konya deplasmanı. İçeride Kayseri, Galatasaray deplasmanı ve İstanbulspor maçıyla son bulacak.